şefleri hani bu şekilde görevden alınmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu dönemde iş başkanlık üzerinde saldırılara devam ediyorlar. İş başkanlık kesinlikle ülkemizden asla olsun vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir. Atmadan belediyesinin önceden kaymakamlıktı. Yani kaymakam göreve gelmiş daha önce. Kayın politikası devletin kendisi açısından en kolay başvurduğu bir yöntem. Cumhurbaşkanı sık sık halk iradesinin üstünde irade yoktur. Sandıkta çıkan sonuçlar herkesin kabul olması gerektiği yönünde söylemleri olmasına rağmen bu söylemleri hiçe sayarak gerçekten hiçbir hukuksal dayanağı olmadan daha önce uyguladıkları yöntemi, OAR sürecinde uyguladıkları yöntemi yine OAR kararlarını dayanak edilerek bugün 3 Büyükşehir Belediyesi'ne kayınlar atandı. Yine halkın iradesi yok sayıldı ve halk bu açıdan büyük bir mağduriyet yaşamış durumda. Daha önceki kayınların ne tür tahripler yarattığı, ne tür enkazlar bıraktığı halkımızın malumu, bunlar kamuoyuyla paylaşıldı. Gerçekten kayınlar hem büyük bir borç batağı yarattılar. Hem de önemli oranda tahribatlar yarattılar. Tabii Akpazar'da bizden önce kayınla yönetilen bir belediye vardı. Orada da dediğiniz gibi halkın iradesi yok sayılarak kısal dayanağı olmadan oraya da kayın atanmıştı. Kayın politikası geçmişte tutmadı. Bundan sonra da tutmayacaktı. Demokrasi adına kayınlara sahip çıkmak kesinlikle kabul edilecek bir politika değildir. Devlet bu yanlıştan bir an önce vazgeçmeli. Halkın gerçek iradesi olan gerçek belediye başkanlarımız görevlerine hızlı bir şekilde dönmelidir.